Merhaba çiçek sever dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünlerde talihsiz bir olay yaşadım. Aslında geçenlerde video çekmiştim ama videom silindi, yeniden video çekeyim. Atlas çiçeğime bakar mısınız? Böyle kabuklu bir hastalığa mı yakalandı? Bakın, yandan hemen bir yavru verdi. Ah, düşürüyordum. Ah. Evet. Prenses çamıyla aynı yerde. Ucuna bakar mısınız? Yani yeşerme var. Yeni yavru da olabilir. Evet. Ama böyle bir hastalığa yakalandı. Ben çok üzüldüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu da geçenlerde benim başka yerden almış olduğum iki tane çelik atlas ektim. İnşallah tutarlar. Bir de benim Paskalya kaktüsüm ta İstanbullardan Instagram üzerinden samimi olduğum ve paylaşımlarını beğendiğim bir ablam bana göndermişti. Bakın yandı, güneşten yandı ve döküldü. Pul pul döküldü. Bu da at kuyruğu dediğimiz bir sukulenti. Maalesef ki bu da güneşten dolayı kaybettik. Çok üzülüyorum. Bu da benim almış olduğum, komşumdan almış olduğum kohlera, ya yaşlı bir teyzeden, maalesef ki o da yandı. Kurtulur mu, kurtulmaz mı bilemiyorum. Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Çiçek severler, bazen kötü şeyler de yaşayabiliriz. Bu da benim yılbaşı çiçeğim. Bu da güneşten, yakıcı güneşten etkilenmişti ama inşallah bu tutacak. Ne diyelim? Dua edin. Ne diyebilirim ki? Çok üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Bakın. Bakın. Üzülmemek geldi değil. Bu benim bir çelik olarak ekmiş olduğum 2-3 yıllık yukka mı diyorlar? Ne diyorlar artık? İsmini unuttum. Bu da tüylü telgraf çiçeğim. Oze çiçeğim susamıştı. Su verdim. Tesbih, yakut kolyesi, kuşlar yemiştim. Maymun kuyruğu kaktüsümden dibinden yeni yavrular veriyor. Görüyorsunuz. Demin yumurta suyu verdim. Cezvenin içinde kalmış olan yumurta kırılmış ya. Kaktüsüme bakar mısınız? Maşallah demeyi geçmeyin değerli çiçek sever dostlarım. Bol yavru vermiş. Bakın yerim seni. Bu da benim çöpten almış olduğum, bulmuş olduğum kaktüsüm. Sukulentim. Maşallah diyelim, maşallah diyelim. Çok güzelsin annem. Bu da yaprak güzelim. Yeri daraldı. Bakın, bir saksısını değiştireyim dedim, kaldırdım. Daha zaman bulamadım. Bu da yaprak güzelim. Bakın bu da okuldan getirmiş olduğum yaprak güzeli, maşallah tutmuş, cansız duruyordu ama tutmuş. Sardunyam açmak üzere. Bu da yine İstanbul'dan Ela Sina Nur ablamın gönderdiği hoya çiçekleri, inşallah tutacak diyelim. Yeni sürgünler veriyor. Benim hoya çiçeğim yeni tomurcuklarını verdi. Bir de yeni sürgün kendisini geçti. Bakın, 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 yeni çiçek sapları da mevcut. Yeni çiçek sürgünleri de mevcut. Bunda önemli nokta saksısının küçük olması. Saksı ne kadar küçük ise kök yapmayı sürdürmeyecek, artık kendini gövdeye ve çiçeklerine adayacak değerli çiçeksever dostlarım. Bir de mum çiçeğimiz çay suyunu çok seviyor, soğumuş çay suyunu da vermeyi unutmayınız. Tüylü telgraf çiçeğim ve dev aloe vera çiçeğim. Maşallah diyelim. Tesbih çiçeğim ve ismini unuttum ya.
çilli begonyamız, para çiçeğim ve dibinde yılan kaktüsü. Bu da farklı bir yaprak güzeli, çay çiçeği dediğimiz. Bir de yine tesbih çiçeğim, yılbaşı çiçeğim, pembe telgraf çiçeğim ve aç temiz dediğimiz kağıt çiçeği dediğimiz bir yerden getirdim. Yani ekeceğim bugün inşallah, ekmek nasip olur. Bu da benim küçücük BİM'den almıştım. Bakar mısınız, yeni sürgünler veriyor. Gelir misin? Ne? Çok güzel olmuş. Çok beğendim kızımın yapmış olduğu. Git kapıyı kapat. Anne burası. Tamam, ben sana yardım ederim. Ben yapacağım. Tamam. Çok kolay. Çok güzel. Yılbaşı çiçeğime bakar mısınız? Çok güzel. Maşallah. Benim prensesim. İlk çiçeklerimden, ilk çiçeklerimden. Ve yaklaşık şöyle bir bondu ben ektim. Maşallah saksıya sığmaz oldum. Çok seviyorum. Şöyle de göstereyim ben. Sen de çok güzelsin. Sana haksızlık yapmıyorum. Hepsi güzel. Hepsi bizim için kıymetli. Yalnız fırçamızın sapı da çok güzel. Atlas çiçeğime üzülüyorum. Ya seviyorsunuz, benimsiyorsunuz ya. Zorunuza gidiyor. Evladınız gibi oluyor artık. Sen de açacaksın kızım. Sen çok güzelsin. Kellesini kestiğim kaktüsüm 2 tane yavru verdi. Yeterli dedik, şükür dedik, sevindik. Yalnız yeni bir tane kaktüs uçuğunu fark edince sevinçlenmemek elde değil. Şükürler olsun. O kadar güzel bir, tarifsiz bir mutluluk ki. Bir de prenses çamımız. Bu 2 dikenler tacı ise 2 farklı tür ve başka kişilere ait olup küçük dallar sayesinde bana verdiler. Ben de ektim. Tuttular. Çok sevinçliyim. Geçenlerde bir kaldırdım. Merak ettim tuttu mu tutmadı mı diye. Kökü boyunu geçti diyebilirim. Bu da kaktüsüm. Bu da kırmızı dikenli. Aman dikenleri çok fena. Bu da dişe giderken getirmiş olduğum bir kaktüsüm. Bunun da kellesini sıyırdım. Bakın toparlamaya çalışmış. Acaba kelle kesme işlemi oldu mu olmadı mı ben anlayamadım. Hemen yan pencerede ise yılan kaktüsünü görüyor musunuz?